Uşak ayrı geleceğiz. Buraya ayrı geleceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz kovuları, az parti hoş geldiniz kovuları. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Yürümüşsünüz efendim. Yürümüşsünüz. Hoş geldiniz. Uşa bekliyoruz. Uşa bekliyoruz. Geleceğiz tabii. Hadi geleceğiz. Hadi geleceğiz buraya. İnşallah, hadi. İnşallah bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Bitlis'te bulunmaktan Anadolu'nun kapısı sayılan bu toprakları, Anadolu'yu bize yurt yapan, vatan yapan ta Alparslan'ın buralardan geçerek bu toprakları ebedi olarak bizlere vatan yaptığı ve onun kapısı olan Bitlis'teyiz. Büyük bir gurur duyuyorum sizlerle beraber olmaktan. Büyük bir memnuniyet duyuyorum sizlerle beraber olmaktan. Bugün değerli Milli Eğitim Bakanımız, Kültür Bakanımız ve diğer benimle beraber birçok sevdiğiniz hemşehrileriniz ve devletimizin değerli yöneticileri hep beraber Bitlis'e geldik. Bitlis'e en son 2002 yılında gelmiştim. İnanın ki girişte Bitlis'i hiç tanıyamadım. Çok değişmiş, çok güzelleşmiş, çok daha iyi olacak ve çok daha güzelleşecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, herkesi tebrik ediyorum.
Ayrıca hepinize ayrı ayrı tek tek sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Burada olmayan bütün diğer vatandaşlarımıza da selamlarımı ve en iyi dileklerimi taşımanızı, iletmenizi arzu ediyorum. Bugün burada bulunuşumuzun sebebi bu merasimler Bitlis'in kurtuluş yıl dönümüyle ilgili. Neredeyse 100 sene geçti, 93 sene geçti. Tabii ki memleketimizin değerini, kıymetini bilmek ve aynı zamanda da kardeşliğimizi, dostluğumuzu, hemşeriliklerimizi pekiştirmek için bu günler en güzel şekilde kutlanıyor ve bu günler bu duyguları pekiştirmek için bir vesile oluyor. Yoksa 100 yıl önce geçti. 100 yıl önce buralarda çok olaylar oldu. Buralar çok da zulüm çekti. Bunu en iyi şekilde sizin Beş Minare türküsü anlatıyor. Gelip baktıklarında sadece 5 tane minare ayakta kalmış. Yüzlerce minareden. Yani ne kadar eziyet, ne kadar zulüm, ne kadar yakılmış, yıkılmış. Ama artık onlar çok geride kaldı. Şimdi artık konuşacağımız şey, memleketimizi, şehirlerimizi nasıl daha kalkındırırız, geliştiririz, nasıl daha güzelleştiririz, nasıl daha çocuklarımıza güzel gelecekler hazırlarız. Nasıl olur da en güzel okulları Bitlis'e taşırız? En güzel hastaneler, doktorlar Bitlis'te olur. İnsan onuruna yaşanır şekilde güzel bir hayat yaşamak mümkün olur. Sözlerimin başında söylediğim gibi Bitlis'te çok değişiklikler gördüm. Ve bunların hepsi güzel istikamette yapılmış şeyler.